çok bulamadım elmayı. Rendelenmiş. Rendelenmiş ve çok bulamadım. Rendelemiş ya. Tadını alıyorum. Rendelendiği için göre. Tamam, ben, tamam. Tadı geliyor. Yani. Tadını da alıyorum. Birine gönderme yapacak salata ile ilgili. Alıyorum tadını da. Çocuklarımın ilkokulunun karşısında en son kafemi açtım. Oradaki öğretmenler... Ha, senin kafen varmış eskiden. Öğretmenler bunu çok beğenirdi. Hep yani onları böyle aldım. Ama çok güzel. Sağ olun. Hatta böyle kalırsa akşam eve götürürler. Çünkü dikkat ediyorlar. Ben sizin etiyle pişirebileceğinize inanmıyordum. Gerçekten tebrik ederim yani. Aa. Afiyet olsun. Evet, güzel pişmiş. Eray Bey, gerçekten sizin etinizden daha güzel. Kısa bir şey söyleyeyim mi? Evet, gerçekten pişmiş. Ispanakla ilgili de bir dipnotu varmış. Karamelize ettim soğanını. Jülyen doğradığım soğanları. Sonra ıspanakları ekledim. Mantarla biberleri ayrı... Önce mantarları soteledim ayrı bir tavada. Hani suları birbirine karışmasın diye. Sonra biberleri. En son karıştıktan sonra da muskat var içinde. Muskat. Evet. Muskat, evet. Biraz, evet. Evet, peki. Duygu, seninle devam edelim. Gökçe Hanım, öncelikle elinize sağlık. Sağ salatanızı da çok beğendim, kusursuz. Etinizi de çok beğendim. Sevindim, sağ olun. Benim biraz şey... Ama yine de genel olarak beğendim. Sadece soğan yemediğim için. Soğana karşı bir bu eti beğenmemen lazım. Sen az yok. Nasıl yedin? Bunda da biraz. De, evet. Hayır, bunda da yine ağzıma yememen lazım da. Senin geliyor. Ne geldi ağzınıza? Ne geldi? Hayır, yine ağzıma aldığımda çiğnediğim zaman etin tadını alabiliyorum. Alabiliyorsun. Yani güzel. Et sevmiyor ya, pişmiş musunuz? Etin tadını alıyorsun. Hayır, yani. Eti seviyorum. Yok, yok. İşte pişmiş sevmiyor. Biraz hayır, şey olacak. Hayır, hayır. Eray Bey'in eti pembeydi ama o da aynı kıvamdaydı. Kırmızı. Bilmiyorum. İçi pembeydi. Allah Allah. Ama aynı kıvamdaydı. Bu da yine pişmiş ama aynı kıvamda. Çok pişmiş, güzel pişmiş. Hoşuma gitti, beğendim. Beğendin. Buğdayı da beğendim. Bir sıkıntı yok yani pişmesinde. Gayet de güzel pişmiş. Risotto gibi oldu. Tadı da güzel, evet. Tadı da güzel. Sıkıntı yok. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Peki, Eray? Elinize sağlık. Ben genel olarak beğendim tabağı. Buğdaylar pişmiş arkadaşların dediği gibi. Buradaki biberler tam pişmemiş. Böyle olması gerekiyor. Özellikle. Evet. Öyle olması gerekiyor. Evet. Olması gerekiyor. Yani mantarı soteleyip biberleri attım, kapattım altını. Evet, yani jülyen olarak koymuşsunuz. Evet. Hafif diri kalmış. Evet. Krema sosu biraz sadece... Bu sos belki bana biraz ağır geldi. Hı. Fazla yoğun geldi. Onun dışında beğendim. Herhangi bir sıkıntı yok. Afiyet olsun. Salatayı? Salatayı da sadece sirkesini fazla bulmuştum. Onun dışında söylemiştim öncesinde. Salatayı önce mor lahanayı, şeker, toz şeker, sirke ve zeytinyağıyla yoğurdum. Onu beklettim. Beklettiniz biraz. Hepsini bekledim. Tamam, sonra lahanayı, elmayı, havucu rendeledim. Onları da beklettim. En son şimdi hepsini bir karıştırdım. Karıştırdınız, aynen. Evet. Yani sirke, normalde sirke yok. Sadece mor lahananın sirkesi var, limon sıkıntısı. Evet. Ezgi? Ben salata dışında her şeyi gayet beğendim. Salatayı fazla sirkeli buldum. Boğazımı yaktı biraz. Rahatsız edici derecede. Bana fazla sirkeli geldi. Bana onun dışında burada hiçbir sıkıntı yok. Biraz ıspanağı tuzlu buldum sadece ama gayet güzel. Peki, eline sağlık. Gayet güzel olmuş. Elinize sağlık. Evet, ben de beğendim. Eline sağlık. Keyifle. Teşekkür ederim. Ana yemek tabağını çok beğendim. Porsiyonu biraz dolu doluydu. Bayağı büyüktü. Ama genel anlamda konuşacak olursak gerçekten etini güzel yapmıştı, pişirmişti. Görsel olarak bana hitap etti, beğendim. Ana yemeği gerçekten Gökçe Hanım'ın ana yemeği güzeldi. Yani en azından önümüze pişmiş bir et geldi. Gerçekten buğdayı da pişirmişti. Sosu da fena değildi yani. Çok abartılı bir sos değildi ama yine de yenilmeyecek bir sos değildi. Ama etini gerçekten Eray Bey'in Gökçe Hanım'dan bir eğitim almasını öneriyorum kendisine. Gökçe'nin sosunu beğendim, ana yemeği genel olarak beğendim, güzeldi, eti de bitirdim, pilavı da yemeye çalıştım. Yani ortalamaydı pilavı, eti gayet güzel pişmişti, sosu da gayet iyiydi, bence benden puan alacak. Gökçe Hanım'ın ana yemeği gerçekten güzel pişmişti, buğdayı pişirmesi biraz zordur. O da güzel pişmişti bu 2,5 saat içerisinde, sosu biraz fazla yoğundu bana göre, fazla, çok fazla geliyordu sosu ama onu da beğendiğimi söyledim. Eti de bence et o kadar fazla pişmemeli ama lezzetliydi. Kötü diyemem, haksızlık edemem ama o kadar pişirilmesi ve ince olmasına çok da tasrif etmiyorum. Sosun da güzel, kıvamı güzel, buğdayın da güzel pişmiş, salata da güzel, güzel. Bağırabilir miyim? Kadın yapmış, olmuş, olmuş diyoruz hepimiz. Gerçekten. Ne güzel, sevindim beğenmenize de. Tatlı neydi tatlı? Bal kabağı pastası mıydı? Evet, bal kabağı pastası. Bu arada... Bal kabağı turtası olur genelde pastası. Pandispanya mı yaptı? Taban mı yaptı? Pastayı kendiniz mi yaptınız? Cheesecake kafası yaptınız? Gibi. Hazır mı kullandınız, kendiniz mi aldınız? Getireyim, öyle konuşalım. Tamam, hadi getir. Hazır kullanmamıştır herhalde Günay Bey. Ben neyi öyle düşünüyorum. Ne? Pasta tabanı mı almış zannediyorsunuz? Ben öyle olacağını düşünmüyorum. İnşallah değildir. Yani. Yok be, değildir. Ben de öyle düşünmüyorum. Bence bisküviden falan bir taban yapıp belki bir krema. Belki olabilir, evet. Muhallebi üstüne bal kabağı katlı zaman... böyle yapıyorlar ya pasta gibi. Cheesecake olmaz mı eğer öyle yaparsın? Peynir koymazsa olmaz. Ha. Evet. Tabii.
Bir de pişirme süreleri de fark ediyor. Bazen o pişmeyen pastalar falan da oluyor böyle. Bu arada siz de ne yapıyorsunuz? Çok iyi biliyorsunuz ama yine de hatırlatayım ben. 75 bin TL için tv8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesaplarımız evinize amade. Yarın büyük final günü. Bakalım bu hafta kim ipi göğüsleyecek? Ellerine sağlık. Bal kabağı pastası. Haftayı tamamlayacağız Ezgi ile. Artık herkes yulaf dedi, brokoli dedi, yok protein dedi, bilmem ne dedi. Bir de şaşırtırmış olarak, bizi, mantılar falan açarmış, börekler mörekler. İçli köfte. Hocam estağfurullah yavrum. Söyle çocuğum. Çok tatlı. Ben daha farklı bir menü düşünmüştüm. Bravo, bence de farklı yap. Sofra düzenim de çok daha farklı olacak arkadaşlarımdan. Oo, süper, evet, bayağı saatlerce ben çok severim değişik şeyleri. Bunları. Harikasın. Gülümüz de sana yardımcı olur. Merakla bekliyoruz. Her türlü desteği verir sana. Yalnız var ya, o kadar güzel yaptım ki. Ne diyeceklerini şaşırıyor. Böyle bir dilleri dolandı. Fark ettim mi bilmiyorum da yani. Farklı olarak ne olabilir ki? Yarın görürsünüz. Ben minnoş bir karakterim ya biraz. Minnoş sarı sarı. Minnoş bir sofra hazırlamak istedim beyefendi. Ya, görürsünüz. Minnoşluktan kastınız ne ya, tam olarak? Ya böyle çıtı pıtı küçücük tatlı böyle ekonomik boy. O tarz bir karakterim ya, böyle minnoş bir şeyler yapayım istiyorum. Yine aynı şeye geliyoruz. Küçük küçük deyince önüme bar gelecek. Evet. Böyle şey kaşıklarda getirirler ya tadımlık böyle falan. Valla ne güzel olur. Keşke değişik bir şeyler olsa. Yani şaşırtacak. Bana yemek yapamayacaksınız gibi geliyor ama. Of, beni ciddiye almayı bırakalım. Ciddiye çok beni almayın zaten. Siz mutfağı ciddiye alın. Yani. O zaman göreceğiz. Beni ciddiye almayın zaten gerçekten. Alamayacağım zaten, dün gösterdiniz evet, yani. Evet, biz sizi yarın ciddiye alacağız. Bakalım nasıl bir minimal çalışma yapacaksınız. Kemer kıvamında San Sebastian yedik. Hala biz savunmaya devam yarın ediyorsunuz. Tamam, yarın ne yiyeceğiz göreceğiz. Böyle yulaf, incir, hurma. Güzel olursa yerim. Toplarım ben mesela bir tatlı gelse. Olur mu olur? Neden olur olmasın? Olur mu olur? Üzerine bir çikolata sosu yapar. Kaplar onları falan minik minik. Ne bileyim ben. Tabii. Ben ne yaparsam yapayım. Özellikle Duygu Hanım'ın ben beğenmeyeceğini düşünüyorum ama çünkü bana bir yana bilen, çok umudum yok bana vallahi. Bir bilenmiş olarak geldiğini düşünüyorum. Duygu Hanım ummadık taş başlarmış. Hiç da belli olabilir. Olmaz. Ama sen öyle bir şey yapmazsın umarım. Yok hocam. Hocam. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani kaderimle oynayacak gibi geliyor her kaderimle. Ne kadar ne yaparsam bilemem. Da. Soru işareti. Yani. Soru işareti. Benim ona yaptığım haksızlığı benden çıkartacak gibi hissediyorum. Sen ondan mı özür diledin yoksa? Yok, hiç alakası yok Zuhal Hanım ama ben gerçekten kendisine haksızlık ettiğime karar verdim. Olmaz. En azından emeği için 3 puan olmadı. Vermem gerekiyordu. 3 olmadı evet. Olmadı. Yani ama bilemem tabii, insan ister istemez bir bileniyor yani. İnsanın bilinçaltında o bana 3 vermişti, o bana 3 ama tabii ki yanlış yok, cevap Zuhal Hanım, vermemek. Benim öyle güzel yemek yaparsan ya, evet. Sen hakkını verirsin umarım. Zuhal Hanım sonuçta burası bir yarışma. Tabii biz burada çok güzel bir atmosfer yaşadığımızı inanıyorum. Hak verseydi benim hakkımı verirdi Zuhal Hanım. Ya zaten kesinlikle. Sorguladığımız puanlar genelde burada evet. Neden 3, neden 4, evet, neden 5 evet, oluyor? Evet. Yani neden 8 vermedin, niye 9 vermedin demeyiz kimseye. Çünkü bekleyemeyiz bunu, çok gerçekçi bir yaklaşım hiç olmaz yani. Hiç puan vermemek de ne demek? İşte yani, o da o sana da 3 hele hiç olmadı ya. Yani.